Protokolün kıymetli üyeleri, kıymetli hazirun, zaman bir hayli ilerledi. Tek tek isim saymayacağım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu partimizin kuruluşunda emeği geçen, bu süreç içerisinde hakkın rahmetine kavuşan köy başkanımızdan sandık başkanımıza kadar, sayın milletvekilimizden belediye başkanlarımıza, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara Allah'tan sağlık diliyorum. Birlikte yürüdüğümüz milletvekillerimizden Sayın Kemalettin Göktaş, Sayın Aysim Aykan, Sayın Aydın Dumanoğlu, hayattalar. Ben onların da burada anılmasını istedim ve yaşayan bütün milletvekillerimize, bizim partimizden olsun, partimizden olmasın, bu memleket için taş taş üzerine koymuş, emeği ve gayreti geçen bütün siyasilere, bürokratlara, ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diliyorum. Değerli arkadaşlar, o kadar güzel konuşmalar oldu ki, özellikle grup başkanım o kadar güzel konuştu, bizi farklı dünyalara getirdi ki, inan çok fazla doluydum, çok şeyler konuşacaktım ama bu konuşmalarımdan vazgeçtim. Kırıcı olmayalım, birlik içerisinde olalım, beraberlik içerisinde olalım. Siyasetin temeli bir davadır. Biz bir dava için burada olduk. 2001 yılında bu partiyi kurduğumuzda aman gitmeyin, bu partide kapanacak diyenler bugün mahcup olmuşlar. Ama biz o gün ölen rahmetli Mustafa Cumhur'la 11 arkadaşımız Refah Partisi'nin kapandığı gece 8 Ocak Ağköy'üne, Gümüşlüköy'üne gittik, orada program yaptık. Neden? Sayın hocamın söylediği gibi hırslandırdılar bizi. Bu hırstan partinin kapandığı gece biz programa gittik. Arkasından Fazilet Partisi kapandı. Aynı hırsla devam ettik. Ama o hırs, o birliktelik 11 kişi bugün 500 metrekare olan ilçe parti binasını almıştır. İnsanlığa hizmet etsin diye bu fedakarlıkta bu insanlar bulundu. Vefadan bahsedildi, çok mutlu oldum. Ama biraz sözden öde olduğuna diyemeyeceğim. Hani 14 tane o partiyi alan arkadaşlardan yönetimde kimse yok. Bugün yönetimi bilmiyorum. O partiyi alıp bırakanların ölüm yıl dönümünde mesajca gelin dedim. Çok acı bir şey söylüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanına deseydim, hem vallahi hem billahi ne demek? Bu Akçaova'da Mustafa Cumhur fevkalade hizmetler yapmıştı, çekelim derdi. Nazdan çektirdik, sidemle çektirdik. Size bir masa teslim ettik, sandalye teslim ettik, bina teslim ettik, kurumsal yapı teslim ettik. Allah rızası için olsun ya. Maaş mı verdiniz kurmaylarımız? Maaş mı verdiniz bize siz? Maaş mı verdiniz bize? Maaş mı verdiniz? Maaş mı verdiniz arkadaşlar lütfen? Bir kere şey konuşuyoruz. Maaş mı verdiniz? Kıdem tazminatı mı verdiniz? İhbar tazminatı mı verdiniz de gittikten sonra arkamıza bakmadınız. 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım. Belediye meclisiyle adayı koydum. Belediye meclisi yapılmadım. Arkamda benim ne kan durum vardı? Nasıl vefa? Hangi vefadan bahsediyorsunuz siz? Allah aşkına. Bu partinin özüne dikkat edelim. Sayın Grup Başkanım, iyi bir gençlik yetiştirelim. Ama bu gençlik parti gençliği olsun. Resim çekme için insanlar, gövde gösterme için insanlar partili olmasın. Güçlünün yanında herkes oluyor. Bu parti tepe takla gitmez inşallah. Ama tepe takla gitmeye başladığı zaman bu parti o kenardaki emektarları o zaman hatırlamanın bir manası, bir esprisi kalmaz. Doluyum dedim. 3 dönem ilçe başkanlığı yaptık. Kongrede veda konuşması yaparken slide sunum yaptık. 2011 genel seçimlerinde her cumartesi günü en az 1000 kişiye, 700 kişiye büyüste kahvaltı veriyorduk. Kitlelere hitap etme için.
6 milletvekili adayımızın 6'sını da çağırıyorduk. Salih Çoran milletvekili adayımız burada, bir gözümü aldı. Yaptıklarımızı söyledik. Ne yapmıştık? Akçabat'ta siyaset, bürokrat, milletvekili işbirliğiyle bir hastane yaptık. İnsanlığa hizmet ediyor. Başka ne yaptık? Sahilden bu tarafa limanlar yaptık, balıkçı barınakları yaptık. Başka ne yaptık? Milli Eğitim'de 3 tane lise yaptık, ilk öğretim okulları yaptık. Başka ne yaptık? Köylerde asfaltı gördü insanlar, asfaltın ne olduğunu bilmiyordular. Bunları birlikte yaptık, birlik içerisinde yaptık bunlar. Ama dedi ki 2011 seçimlerinde Sayın Erdoğan Bayraktar, Sayın Safiye Seymenoğlu, Sayın Faruk Özak, bütün milletvekilleri, adaylarımız burada. Siz milletvekilisiniz, tereddütsüz. Sizin adınıza bu millete söz veriyoruz. Akçabat'ta Adliye Sarayı yok. Akçabat 30 ilden büyük, en büyük ilçemiz Halk Eğitim Müdürlüğü yok. Akçabat'ın ilçe milli eğitim binası yok. Var derme çarpma bina. Akçabat'ın Emniyet Müdürlüğü yok. Akçabat'ta fen lisesi yapıldı, çocuklar sağda solda yatıyor. Bunlara yurt yapılacak. Bunları sizin adınıza söz veriyoruz sayın milletvekilleri. Faruk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü hastanenin alınmasında, onun da, Cevdet Bey'in de, Orhan Bey'in de herkesin katkısı var. Allah razı olsun. Ama onun yanında da Karayolları lojmanları var. 11 dönüm. Bu 11 dönümü de hastaneye katalım. Hastanenin orijinallığı kaybolmasın. Kamu malı kamuya terk edilsin. Yarın satılmasın dedik. Millet adına söz verdik. Faaliyet raporlarının müzakeresinde bakıyorum. Arkadaşlar neden bir slayt vermediniz? Neden bir slayt yapmadınız 4 seneden beri? 2011'den bu tarafa Akçabat'a ne yaptık? Ben bu işin içindeyim. Ne yaptık? Adliye Sarayı'nı yaptık da mı duymadık? Okulları mı yaptık da duymadık? Halk Eğitim Merkezi yaptık da mı duymadık? Ne yaptık arkadaşlar? Bunu söyleyelim. Akçabat büyük. Milletvekili aday adayları geldiği zaman kendini tanıtırken ben yayladan komşuyum size der. Öbürü ben Akçabat'ta okudum der. Herkes bir şekilde Akçabat'tan bağ kuruyor, oyları almış. Bu iş böyle olmamalı. Akçabat büyükse yatırımda da payını almalı. Akçabat büyükse siyasette de ağırlığını göstermeli. Ya arkadaş, Akçabat'ın nüfusu eşittir. Küçümsemiyorum. Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Tonya, Şalbazarı, Düzköy. Akçabat'ın nüfusu eşittir. Gömrü, Arsın, Arakli. Hop! Büyükşehir'deki, merkezdeki nüfusumuz %45. Hadi soruyorum. Hadi soruyorum. Büyükşehir'de kaç tane bürokratımız var? Yok mu okur yazarımız? Bu bir siyasi otorite boşluğu değil de nedir? Ya arkadaş sen ne milliyetçi adamsın. Sayın Grup Başkanı'nı dinledikten sonra hakikaten yani hiç konuşmayayım dedim ama oy almaya, oy vermeye gittiğimiz zaman gidip çay içeceğimiz bir bürokratımız yok. Sayın Arkadaşlar Belediye Başkanı burada. %45 Akçabat'ta. Ben isterdim ki onun da belediye başkan yardımcılarından bir tanesi Akçabat'ta olsun. Bu bir eksiklik değil. Ben mi dile getireceğim bunları? Ben Akçabat'ta, Akçabat'ta öyle böyle Akçabat'ta. Öyle değil, orijinal Akçabat. Öyle böyle. Yani Akçabat'ın halkının içinden gelmiş, tanıyıp benim gibi adam eğer tanıyıp tanımasında bir eksiklik çekiliyor, bir yerde sıkıntı var. Evet. Akçabat büyükse, Akçabat... Ya il başkanı Akçabat, ortaya... İl başkanına da sataştırmayın beni. Milletvekili aday olacak inşallah gelecekte, çok hizmet bekliyoruz kendisinden. Muhammed Bal'da milletvekili aday muhtemelen olabilir, başkaları olabilir. Şu sesledikleri benim onlara. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Önümüzde seçim var. Önümüzde seçim var. 8 ay bir yaprak sallanmayacak. Ondan sonra 1 yıl daha yaprak sallanmayacak. 2 sene daha Akçabat'ta hiçbir yatırım yok. Ama beni de Akçabat'ta olarak kabul edebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Sayın Başkanım, ortamı yumuşatıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle müdevazı, güzel bir konuşmanın ardından ben de müdevazı bir konuşma yapmak isterdim. Siyaset gönüllülük esasına dayalıdır. Kimse para bulan bu işi yapmıyor. Allah razı olsun, Ahmet Ziya Başkanımız ekibi bu işi yaptı. Ama beceremedi.
deyip teşekkür edip inmem lazımdı benim. Ama birçok noktaya parmak bastım. Bunların eksisi var, artısı yoktur. Emre Başkan'a teşekkür ediyorum. Bu ilçede uzun süre ilçe başkanı yaptın. Bana nasıl tavsiyelerin olur dedi. Çok fevkalade memnun oldum. Sayın İl Başkanım süreçte beni aradı. 3 sene sonra sesini duydum. İnan fevkalade memnun oldum. Bu da bir sistemdir. Biz birbirimizin düştüğü zamanla, kalktığı zamanla yanında olalım. Sadece kongrelerde teşekkür hatırlamanın yetmeyeceğini düşünüyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Evet, Osman Çavuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de başka bir gündem maddemiz. Gelir gider hesap raporunun okunması. Hesabı okunması için Erhan Nadir Bey kürsüye davet ediyor. Kıymetli Azim'in AK Parti Akşabat İlçe Teşkilatı'nın 5. olan kongresi hesap raporu. Gelirler. 2012 yılı gelirleri 42.067.87 TL'dir. 2012 yılı giderleri 42.067.87 TL'dir. 2013 yılı gelirleri 109.552.34 TL'dir. 2013 yılı giderleri 109.552.34 TL'dir. 2014 yılı gelirleri 39.668.87 TL'dir. 2014 yılı giderleri 39.668.87 TL'dir. Arz ediyorum. Evet. Gelir gider raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi de yeni dönem tahmini bütçenin okunması için Erhan Bey ile söz sizde. Yeni dönem tahmini bütçesi gelirler toplamı 70.000 TL, giderler toplamı da 70.000 TL olarak sizlere arz ediyor. Saygılar sunuyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, yeni dönem tahmini bütçe tasarısını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Şimdi diğer bir gündem maddemiz yönetim kurulunun ibrası. Şimdi yönetim kurulunu sizin oylarınıza sunuyorum. Yönetim kurulunu ibra edenler, etmeyenler, evet, yönetim kurulu ibra edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi belirlemiş olduğumuz 5 dakikalık süre içerisinde divanımıza adaylık için bir adet liste gelmiştir. Şimdi bu listeyi okurken adayları da tanıtmak istiyorum. O ismini okuduğum adaylar lütfen sahneye doğru buyursunlar. İlçe Başkan Adayı Emre Akgün. Yönetim Kurulu Asil Üyeler. Ahmet Altıntepe. Ahmet Geri Gelmez. Ahmet Güner. Ahmet Öztürk. Ali Aydın. Ayfettin İnce Hasan. Çoşkun Küçük. Erdal Akgün. Erhan Nadir. Erkan Tamer, Ersel Ertem, Hacı Değirmenci, Harun Kazas, Hasan Ali Çanakçı, Hasan Köse, Haydar Kara, Hüsamettin Öztürk, İsmail Türker, Metin Yardım, Muhammed Kandemir, Osman Bulut, Özkan Öztürk, Sabri Kahramanoğlu, Selahattin Sarali, Sevil Şahin, Tayfun Balcı, Temel Taflan, Uğur Cinemre, Yakup Yılmaz. Yönetim Kurulu yedek üyeleri okuyorum. Ayfer Başaran, Talat Çakmak, Ömer Karabacak, Muhammed Yazıcı, Yaşar Erbaşaran, Mehmet Öztürk, Suat Seyis, Ahmet Otaman, Ali İhsan Çakmakçı.